Efeoğlu'ndan herkese merhaba. Bugün yeni bir proje değerlendirmesiyle sizlerle beraberiz. Mimarımız Nazlı Hanım'ın 3 katlı bizim için hazırlanmış olduğu yaklaşık bir haftadır da sizler tarafından da değerlendirilen projenin bu sefer ofisteki arkadaşlarımızla beraber değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Değerlendirmeleri yaptıktan sonra yorumlar kısmında sizlerden de evimizle ilgili değerlendirmeleri bekliyoruz. Fikirlerinizi bize belirtirseniz mutlu oluruz, seviniriz. Nazlı Hanım buyurun sizi dinliyoruz. Herkese merhaba. Bugün sizlere Ankara Gölbaşı'nda eğimli bir arazisi bulunan müşterimiz için 3 katlı 405 metrekare 4+2 olarak tasarladığım M30 4050 41 kodlu projemi anlatacağım. Bu projemiz az önce de söylediğim gibi eğimli bir araziye uygun olarak tasarlanmıştır. Yola yakın olarak girişimizi konumlandırdık. Salon mutfak çözümlerimizi giriş katımıza, yatma birimlerimizi üst katımıza, ek olarak istenen salon mutfak ve tesisat birimlerimizi ise bodrum katımıza tasarladık. Yol cephemizden evimize giriyoruz aracımızla ve aracımızı garajımıza park ediyoruz. Buradaki garajımızla evimizin arasında herhangi bir geçiş yapmadığımız için tekrar seksiyonel kapımızdan çıkıp giriş alanımıza geliyoruz. Buradaki garajımıza içeriden bağlantı yapmamamız müşterimizin isteğiydi. Çok yakın olduğu için girişten çok bir isteği olmadı ve ayrıca da buraya giriş için egzoz dumanının içeride olmaması için ayrı bir hol oluşturmamız gerekiyordu, geçiş hol. Hem bundan vazgeçmek istedik hem de yakın olduğu için bu şekilde bir çözüme gittik. Daha sonra giriş kapımızdan villamıza giriyoruz. Direkt salonumuz bizi karşılıyor. Bu istek müşterimizin özel bir isteğiydi. Ben ilk planlamamı onlara sunduğumda bir rüzgarlık alanı oluşturmuştum antrede. Büyük bir çaplı proje olduğu için merdivenimizde de kapı kullanmadığımız için ısı dengesini ayarlamamız için rüzgarlık bizim için burada iyi bir çözüm olacaktı. Fakat müşterimizin hayali bu yönde olmadığı için bu şekilde tasarlamadık. Direkt antremizden salonu görmek istedikleri için. Girişimizden sağ tarafımızda vestiyer alanımızı görüyoruz. Ve holün sonunda salondan gözükmeyecek şekilde bir WC'mizle karşılaşıyoruz. Girişimize yakın olarak konumlandırdığımız sol tarafımızda ise merdivenimiz bulunmakta. Üst katı ve alt katı birbirine bağlayan. Girişimizin hemen yanında WC'mizin ve merdivenimizin olması bizim kullanım açımızdan uygun çözümlerden biri oluyor ve genellikle müşterilerimiz tarafından tercih edilen çözümlerden biri oluyor. Girişimizden salonumuza geçiyoruz ve 55 metrekarelik geniş bir salonumuzla karşılaşıyoruz. Salonun hemen yanında 22 metrekarelik mutfağımız bulunmakta. Salon ve mutfağımızın tam ortasına ise yemek masamızı konumlandırdım. Yine salonumuzdan ve mutfağımızdan rahatça çıkabileceğimiz 30 metrekarelik bir balkonumuz bulunmakta. Merdivenimizden yatma birimlerimizin bulunduğu üst katımıza çıkıyoruz. Bizi ilk karşılayan 16 metrekarelik bir odamız. Onun hemen yanında 15 metrekarelik yatak odamız bulunmakta ve bu yatak odamıza hizmet eden 5 metrekarelik bir elbise odamız ve onun yanında da 3 metrekarelik bir ebeveyn banyomuz bulunmakta. Bu kattaki diğer bir odamız ise 12 metrekarelik odamızdır. Ve bu katımıza hizmet eden 5,5 metrekarelik bir genel banyomuz bulunmakta. Plan çözümlerimizi bodrum katımıza indiğimizde Amerikan mutfak tipi salon mutfak çözümümüz ile karşılaşıyoruz. Yine bu müşterimizin özel isteklerinden biriydi. Bu alandan verandaya çıkmak istiyordu. Üst katımız kadar büyük olmasa da geniş bir alan kullanmak istedik. Salon ve mutfağı birbirinden ayıran ise bir ada mutfağımız bulunmakta. Yine bu katımızda 5 metrekarelik bir çamaşır odamız bulunmakta. Ve onun hemen yanında yine 5 metrekarelik bir banyomuz bulunmakta bu katımıza hizmet eden. Depo ve ısı odası olarak kullanabileceğimiz 3 metrekarelik bir depomuz bulunmakta. Bu katımızda bir de 15 metrekarelik bir odamız bulunmakta. Bu odamız farklı amaçlar için kullanılabilir. Ben misafir odası olarak kullandım ama spor odası, hobi odası gibi farklı işlevlerde yükleyebiliriz. Bodrum katımızda bahçeye çıkabileceğimiz 42 metrekarelik geniş bir verandamız bulunmakta. Bu alandaki verandamız salon, mutfak ve odamızdan 3 ayrı şekilde ulaşabiliyoruz. Burada evimizin yol cephesinden görünen giriş kısmımıza bakıyoruz. Tanımı ve bizi eve doğru çeken bir girişimiz bulunmakta. Giriş kapımızda garajımızın orta kısmında kalan merdivenimizin pencereleri bu açımızda dikkatimizi çekiyor. Bu açımızda garajımızın bulunduğu cephemize bakıyoruz. Giriş kısmımızda otoparkın üstünde ve devamında kırma çatı kullandım. Otopark ve mutfağımızın bulunduğu pencerelerimizi birbirine bağlayarak renk farkları oluşturup burada yırtılmış bir duvar hissi vermek istedim sol tarafımızda. Merdivenimizin üç cephesinde de birbirine bağlayan pencereler kullandım. Yine bu açımızda dikkatimizi çeken özelliklerden biri. Burada yine holümüzün ışık alması için 2 adet küçük pencereler kullandım sol tarafımızda hemen merdivenimizin yanında. Bu açımızda 3 katımızı birden görüyoruz. Üst kottan alt kotumuza doğru merdivenlerle ulaşıyoruz. Müşterimizin tercih ettiği bodrum katımızda direkt bahçemize ulaşabiliyoruz. Açımızda çok belli olmuyor ama sağ tarafımızda bir havuzumuz bulunmakta. Biz burada kullandığımız havuzu çok beğendik. Yukarıdan aşağı doğru havuza atladığımızda çok keyifli olacağını düşünüyoruz. Burada giriş katımızda bulunan balkonumuzun yarı
yarısını üstünü kapalı, yarısını üstünü açık şekilde kullanmak isterim. Yeterince balkon ve veranda alanlarımız mevcut olduğu için, salonumuz daha çok ışık almasını istediğim için diğer bir amaçlardan biri. Cephesel olarak da böyle bir uygulama yaptım. Burada yine diye vurgulamak istediğim, giriş kısmımızda hem görsel olarak hem de biraz yalıtım anlamında dış duvarları biraz daha kalın kullandım. Faruk Bey'in eleştirdiği noktalardan biri. Üst katımız sanki alt katımızın içinden çıkıyormuş hissi vermek istedim burada. Yine bu açımızda bodrum katımızdaki verandamızı, yemek ve oturma birimlerimizi görüyoruz. Yemek masamızın hemen yanında bir tezgah kullandım. Barbekü alanı bıraktım burada sağ tarafta. Barbekü alanı için kullandığım alanda bir baca kullanmadım. Seyyar bir barbekü alanı olmasını istedim. Çünkü burada baca kullandığım zaman tasarımımı bozacağını düşünüyordum. Bu şekilde barbeküyü dışarıda kullanıp yerini aslında tanımlamak istedim burada. Bu açımızda çatı hareketliliklerimizi görüyoruz. Havuzumuzu burada daha açık bir şekilde görebiliriz. Ve eğimli arazimize katları bağlamak için Irmak Hanım tasarladığı amfi merdivenimizi sol tarafımızda görebiliriz. Yine buradan havuzumuzdan evimizi bu şekilde görüyoruz açımızda. Malzeme analimize geçiyoruz. Garaj kapımızda seksiyonel kapı kullandım. Garajımızın duvarlarında boya sıva bordeks uygulaması kullandım. Burada biraz beton görünümü vermek istedim. Bunu da boyayla halledebileceğimizi düşünüyorum. Garajımızın üstünde, girişimizde ve devamında ki çatımızda metal kiremit çatı kaplama kullandım. Buradaki çatımızın alanlarında yine bordeks, sıva ve boya uygulaması kullanmayı düşünüyoruz. Cephe açıklıklarımızda antrasit PVC doğramalar tercih ettim. Ve üst katımızda yine farklı bir malzeme olarak betopan kullandım. İç mekanlarımıza geçiyoruz. Modern bir tasarım yapmaya çalıştım. Çok geniş bir salonumuz vardı. Bu ferahlığı bozmamak için biraz daha sade mobilyalar tercih ettim. Ve daha az malzeme kullanmaya çalıştım açıkçası. Aslında burada sağ tarafta yine bir küçük bir oturma birimi falan yine oluşturulabilir. Çünkü 55 metrekarelik bir salonumuz var. Ama ferahlığı bozmak istemedim. Bunun yanında yerde parlak mermerler kullandım. Yine bu parlak mermerlerin projeye zenginlik kattığını düşünüyorum. Bu açımızda yeni yemek masamızı görüyoruz. Yer yer transparan kapaklar kullandım. Yarı açık kapaklar kullandım bazı yerlerde ve devamında da aynalı kapak kullanarak ortamda biraz farklı bir hava yaratmak istedim. Yine burada salon ve mutfağımızı birbirinden ayıran kapımızı görüyoruz. Burada yemek alanımızı daha net bir şekilde görüyoruz. Burada dikkatimizi çeken kaburga merdivenimiz. Müşterimiz yine özel isteklerinden biriydi. Farklı bir merdiven kullanmak istedi. Salondan direkt merdivenini görmek istiyordu. Hani bu merdivenleri aslında projeye çok yakıştığını düşünüyorum bu projede de. Ama ilerleyen zamanlarda 3 katlı bir proje olduğu için ısı dengesini biraz yoran durumlardan biri. Çünkü 3 katında ısı dengesinin aynı olması gerekiyor ki ortamın sıcaklığı bozulmasın. Ben bunu müşterimize söyledim ama yine de kaburga merdiven kullanmak istediği için ya da bu şekilde açık bir merdiven bu şekilde kaldı. Burada TV alanımız dikkatimizi çekiyor. Biraz modern bir alan yapmak istedim. Onun devamında da yine kitaplığa dönüştürdüm TV ünitesini diyelim. Mutfağımızı görüyoruz bu açımızda da. Yine sade bir mutfak kullanmaya çalıştım. Çok ahşap kullanmadım ama burada ahşap kullanmayı tercih ettim. Daha sıcak bir ortam yaratmak istedim açıkçası. Dolapların içinden sanki oyulmuş da o aradaki tezgah alanı çıkmış hissiyatı vermek istedim. Proje hakkında anlatacaklarım bu kadar. Hepinizin yorumlarını alabilir. Nazar Hanım teşekkür ediyoruz. Projeniz genel olarak baktığımızda gayet güzel, hoş. Zaten hani hafta boyunca gördüğümüz veya duyduğumuz değerlendirmelerde de takdir edilen bir proje oldu, beğenilen bir proje oldu. Öncelikle elinize sağlık diyorum. Burada projeyle ilgili ben kendi değerlendirmemi yaptıktan sonra diğer arkadaşlarımıza sırasıyla söz hakkı vereceğim. Onların da değerlendirmelerini alacağım. Öncelikle siz de bahsettiniz. Bu garaj kullanmak bu tarz projelerde benim sevdiğim bir detay. Benim gördüğüm kadarıyla da sosyal medyadaki arkadaşlarımız da bunu daha net söyleyebilir. Bu garaj zaten birçok müşterimizin de olmasını istediği bir detay. Çünkü bu tarz projeleri yaptığımız zaman insanlar garajdan işte burada girmemişsiniz ama garajdan eve giriş veya garajı hobi alanı olarak kullanmak isteyeceklerdir. Hep gördüğümüz işte o Amerikan filmlerindeki o garaj havasını birçok müşterimiz de istiyor, talep ediyor. Bence bu detayları birçok projemizde önermemiz gerekir veya tavsiye etmemiz, bizim projeyi uygulayıp müşterimizin takdirine bırakmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu detay bence güzel olmuş. Tabii bu garajdan içeriye girme noktasında çok zor bir giriş alanı değil ama yani buradan da aracımızı park ettikten sonra girebiliriz ama farklı çözümler geliştirilebilir miydi? Bilmiyorum. Müşterimiz burayı açık bırakacak mıdır? Burayı da kapalı alan yaparsa şuradan belki bir garaj içerisinden geçiş, basitçe bir çözüm düşünebilir miydi? Çünkü bazen işte kış şartlarında, yani yazın bunu çok istemeyecek ama buraya aracını park ettikten sonra tekrar buradan gelip girmek istemeyebilir. Belki şuradan basit bir çözüm olurdu ama bu da cephedeki estetik anlamda bir kaygıya yol açtığı için tercih etmemiş olabilirsiniz. Ama bu alanda kapatılarak belkilerde rüzgar, sizin de o bahsettiğiniz aslında biraz da rüzgarlık havasını da burada görebilir müşterimiz. Ama bu estetiği biraz olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum. Onun
Onun haricinde tabii mühendis arkadaşlarımız değerlendirmelerinde bahsetmiştir ama burada da kısaca değinmelerini de isterim. Alt katımıza geniş bir alan geçiyoruz. Çok fazla şu alanda taşıyıcımız yok. Şurada ve şurada taşıyıcılarımız geliyor sanırım projemizde. Tabii bu alanı betonarme olarak yaptığımızda veya çelik konstrüksiyon olarak yaptığımızda ne gibi durumlar bizi karşılayacak, ne gibi maliyetleri bizi karşılayacak onlardan da değerlendirme almak isterim. Ama geniş, ferah, birçok müşterimizin de keza yine istediği bir alan oluşturmuşuz burada. Zaten projenin geneline baktığımız zaman giriş kat ve bodrum kat tamamen işte zevke dayalı bir yaşam alanı olarak kurgulanmaya çalışılmış. Tabii bodrum kata geldiğimde de söyleyeceğim, ufak tefek eklemeler olsaydı daha da iyi olabiliyordu ama üst kat detayında sadece işte yatma birimlerini oluşturduğumuz ama zemin ve bodrum katta direkt yaşam alanını, günlük rutinlerimizi yaşayacağımız alanları oluşturmuşuz. Bu anlamda ferah, iç açıcı bir proje olmuş. Onun dışında yukarıya geldiğimiz zaman zaten direkt işte burada ev sakinlerinin, evi kullanacaklarının, işte yatak odalarını organize ettiğimiz bir alan olarak, sadece işte genel olarak söylüyorum, yatmadan yatmaya gidecekleri bir alan haline gelmiş. Tabii onun haricinde sanki bu bodrum katla giriş kat, yani zemin kat, sanki farklı aileler de aynı anda bu evi kullanabilir hissi de veriyor. Çünkü bodrumda da çok büyük bir salon mutfak detayımız var. Tabii burada farklı aktiviteler de düşünülebilir. Yani müşterilerimizin belki sinema alanı işte oluşturması gibi. Mesela bu odada öyle bir alan oluşturulabilir. İşte belki bu katta da bir hobi odası, eğer garajda düşünülmüyorsa işte ufak tefek alet edevatlarla işte kesme biçme işlemleri yapabileceği bir oda oluşturulabilirdi. Ama tabii siz zaten onu burada değerlendirebilir diye söylediniz. Güzel. Bu detaylar güzeldi bu projemizde. Cephede zaten renklerimiz gayet şık, karizmatik bir binayı görüyoruz zaten. Renk uyumları güzel o anlamda. Tabii peyzajıyla ilgili havuzu acaba burada mı görmek isterdik? Tasarımsal bir durum yani, bu tercih meselesi ama yoksa havuzu burada bir detayda mı görmek isterdik? Onu değerlendirmek lazım. Yani evdeki açımız biraz ters gibi gözüküyor ama tabii ki de peyzaj mimarımızın da veya müşterimizin de tercihi burada önemli. Ben burada görmek isterdim diye de düşünüyorum havuzu. Onun dışında bu cephedeki sizin de bahsettiğiniz şu detay hareketli bir durum oluşturmuş. Yani tamamını kapatmamız burada çok estetik bir alan oluşturmayabilirdi. Belli bir kısmını kapatmamız güzel olmuş. Yani hareketlilik katmış cepheye. Bu detayı da beğendiğimi söylemek isterim. Tabii ki barbeküyle ilgili, bacayla ilgili farklı nasıl çözümler olabilirdi bilmiyorum ama belki işte alt kattan yukarıya kadar devam eden bir, burada da baca detayı görebilir miydik? Mevcut bacayla birleştirmek biraz zor farklı bir tarafta ama bu ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu gibi duruyor. Şunu da özellikle belirtmek isterim, iç cepheye geldiğimde iç cephe renderlarınız gayet başarılı. Bu konuda özellikle size bir teşekkür edeceğim. Çok gerçekçi renderlar alıyorsunuz. Bu anlamda başarılı olduğunuzu da söylemek isterim. Kaliteli bir iş çıktığının bir göstergesi oluyor. Mutfak detayınız, diğer işte sizin de bahsettiğiniz detaylarınız çok hoş, güzel. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. Zaman zaman mühendis ve diğer arkadaşlarımıza da, diğer mimar arkadaşlarımıza da değerlendirmeleriyle beraber soracaklarım var. Tekrar teşekkürlerinizi alalım. Ben Türker Bey'e bu konuda bir söz hakkı vereceğim. Türker Bey, sizin proje hakkındaki değerlendirmenizi alalım. Nazan, öncelikle elinize sağlık. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum ben de. Ortaya farklı, yani 3 katlı eğimli bir arazide çözümleyebileceğimiz bir proje ortaya çıkarmışsınız. 405 metrekarelik bir evimiz mevcut. Bu 405 metrekarelik eve girdiğimizde vestiyer alanımızın kesinlikle yetersiz olduğunu ve vestiyer alanımızla beraber oradaki bulunan tuvaletimizin de bu ev için yetersiz olduğunu düşünüyorum, yani metraj olarak boyutunda. Sizin de bahsettiğiniz gibi garajın bu eve içeriden girişli olması çok daha güzel olurdu. Fakat bu müşterimizin isteği doğrultusunda gerçekleşmiş bir şey. O yüzden pek de sorgulamıyorum bu durumu. Salona geçtiğimizde yine salon mutfak beraber fazlasıyla büyük, yaklaşık işte 76-77 metrekarelik bir salon mutfak alanı görüyoruz. Bu dediğimiz gibi gayet büyük bir alan ve buradan çıkışlı balkonumuzda bayağı hoş bir balkon olmuş detay olarak. Hem mutfaktan hem salondan beraber çıkış. Salonumuzdaki cam ağırlıklı bir kaplama detaylarımız olması da gayet güzel, ferah gösterecektir bu büyük bir salonumuzu. Üst kata geçtiğimizde ben açıkçası üst katta odalarımızın, bilmiyorum, biraz daha dikdörtgen yapılı odaları ben pek sevmiyorum. Yani oda 3'e girdiğimizde ince uzun bir oda. Oda 2'ye girdiğimizde biraz dar bir koridordan geçtikten sonra bir yatma alanına ulaşıyoruz. Çünkü sağ tarafımızda geniş bir elbise odası ve banyo var. Bu elbise odası ve banyo o şekilde çözümlediğimizde biraz ince uzun bir koridordan geçip sonra yatma alanına ulaşıyoruz. Sevmiyorum açıkçası böyle bir alanları. Yoksa üst katta yine 3 tane oda ve bu 3 odaya hizmet eden, daha doğrusu 2 odaya hizmet eden banyomuzda gayet geniş, ferah bir banyo olmuş.
üst katta da bir balkon çözümü olabilir miydi? Aslında böyle bir ev için isterdim. Ama dediğiniz gibi özellikle dış detayları çok fazla bozacaktır balkonu eklememiz. O yüzden eklemememiz sanırım daha doğru olmuş. Hem zemin katta hem bodrum katta bulunan balkonumuz ve verandamızın genişliği sayesinde. Bodrum kata da indiğimizde, bodrum katımızda da fazlasıyla büyük bir salon mutfak görüyorum. Özellikle mutfak alanı, mutfak tezgah alanı. Bunun amacını pek anlayamadığımı söyleyebilirim açıkçası. Çünkü çok fazla gerçekten. Belki bu oralarda bir şekilde bölünüp farklı bir şekillerde değerlendirilebilirdi. Yine buradan verandaya çıkışımız, verandadaki o keyfimiz farklı, güzel olduğunu düşünüyorum ben de. Tabii biraz dış görsellerden de göreceğiz verandadaki. Biraz bir hapsolmuş hissiyatı da aslında bence ortaya koyuyor. Yani bu kadar geniş ama verandamızın kolonlar arası yani kirişle biraz bölmemiz biraz oraya açıkçası bastırmış. Dış görselle geçince daha da iyi söyleyeceğim. Yine ön görselden başlarsak dış cephede. Yani buradaki o 18 detayını beğendim açıkçası. Bu yüzden bu eve bayağı bir sağlam puan verebilirim. Çankırılı olduğumuzdan dolayı. Yine güzel bir garajımızı ev girişimizden ayırmışız farklı bir malzeme detayıyla. Bu da hoş olmuş. Kesinlikle bu garaj bu eve çok fazlasıyla yakışmış. Özellikle bu çatı yapısı, çatı örtüsü de bu evimize çok güzel olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde beyaz bordeks ve üzerine kullandığımız betopanın oradaki ayrımın zemin kattaki duvarların daha kalın olup üst katın duvarların daha içeride olması da eve farklı bir hava katmış. Bu görselden özellikle şeyi peyzaj mimarı arkadaşımıza da soracağım. Yani evimizin neredeyse 3 tarafını komple dolanabiliyoruz. Ama bu görselden baktığımızda sol tarafımıza sanki hiçbir şekilde geçiş yapamıyoruz. Ne bir trotuarla ne de bir yürüyüş yoluyla. Bunun özel bir amacı var mı onu bir soracağım kendisine. Diğer bir de aşağı görsellerimizden bakıp bitirmek istiyorum. Yani burada alt kattaki bodrumdaki verandayı demek istediğim buydu açıkçası. Yani derinliğinden dolayı biraz bir kapalılık hissiyatı ortaya sermiş açıkçası. Sol taraftaki bu amfi şeklindeki merdiveni beğendim. Bu detaylar hoşuma giden detaylar. Havuzun da açıkçası evimizin arka görünüşünün sağ tarafta olması da bence güzel farklı bir çözüm olmuş. Tekrardan proje için elinize sağlık. Diyeceklerim bu kadar. Türkan Bey teşekkür ederim. Şimdi burada şöyle düşünüyorum. Yatak odası için bahsedeceğim. Bunu Türkan Bey'le de konuşmuştuk. Ben yatak odalarının biraz daha böyle girişinin yatağı görebilecek şekilde olmasını çok sevmiyorum açıkçası. Biraz yatağı gizlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hani otel odalarında da öyle. Biraz daha yatak daha geri plandadır. Aslında biraz o yüzden bunu yapmak istedim. Diğer alanlarda da aslında kare çözümler evet daha iyi oluyor ama dikdörtgen çözümler de yani içine koyduğumuz eşyaların konumlarıyla düzelebileceğini düşünüyorum. Aslında çok daha bize sorun yaratan çözümlerden olmadığını düşünüyorum. Bir de veranda alanımızdan bahsetmek isterim. Şimdi şöyle, bu evimizi toprağa gömüyoruz sağdan ve soldan. Öyle olduğu için yani sağ ve sol taraflarımızı mecburen kapatmam gerekiyordu. Ve müşterimizin de verandanın çok geniş olmasını istiyordu. Yani en büyük hayallerinden biri verandasından düz ayak bahçesine geçmek ve orada çocukların oynadığını görmekti. Hani orada ben veranda alanımı zaten daha yapamazdım. Keşke daha da büyük yapabilseydim yani bu proje öyle düşünüyorum. Aslında kat yüksekliğimizin de burada yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok da gömülü değil hissiyatı yaratıyor bende. Ya renderlerimden de öyle geliyor olabilir size. Bu alanın biraz daha neşeli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum. Bu görüşünüze katılmıyorum burada. Katılacak insanlar vardır. Belki de kendi projem olduğu için bana öyle gelmiyor. Yine bu konuda açıklamam bu olacaktır. Teşekkür ediyorum tekrardan. Teşekkür ediyoruz hem Türker Bey hem Nazlı Hanım'a. Şimdi burada daha sonrasında ben Türker Bey'e bu arada şeyi söyleyeyim. Üst kattaki detay evet şuradaki hol detayı biraz rahatsız edici olabilir ama Nazlı Hanım'ın da görüşüne katılıyorum. Yani burayı yatak alanını gizlemek de bence hoş bir detay. İki taraf da aslında bu anlamda iki tarafın isteği de doğru ama bu çözüm de fena olmamış diye düşünüyorum. İknur Hanım sizin proje hakkındaki görüşlerinizi alacağım. Öncelikle elinize sağlık Nazlı Hanım. Benim projenize ilgili ilk dikkatimi çeken topografyaya uyum sağlaması. Bundan dolayı da özgün bir tasarım olmuş olması. Bence iş planları oldukça iyi kurgulanmış, düşünülmüş. Dış görünüş olarak da yapının giriş kısmı oldukça tanımlı ve belirli bir ev. Belirli bir villa girişi olduğu hissiyatı veriyor. Garaj düşünülmesi de evet bu kadar büyük metrajda bir evde garaj olması gerçekten güzel bir şey. Topografya ile birlikte çözümlendiği için 3 kat aslında bu açıdan da gördüğümüz gibi yüksek, ezici bir yükseklik hissediyoruz bir villa için. Ama topografya ile beraber çözümlendiği için bu his azalmış, hatta ahenkli olmuş. Topografya ile ahenkli olduğu için bence daha ihtişamlı bir görünüm kazanmış. Kullandığınız renkler de oldukça sade olduğu için yapı hareketlerini net görüyoruz. Bu da yapıyı daha estetik göstermiş bence. Elinize sağlık. Dün Hanım teşekkür ediyoruz. Irmak Hanım sizin proje hakkındaki görüşlerinizi ve yorumlarınızı alalım.
Elinize sağlık Nazlı Hanım. Bence eğimli alan için çok güzel bir çözüm öneren, şık ve gösterişli bir proje oldu. Peyzaj konusundaki yorumlara gelince onları yanıtlayayım. Şimdi alanımız çok eğimli. Yaklaşık 4 metre 20 santimlik bir eğim farkı var arazinin en yüksek yeriyle en alçak yeri arasında ve bu merdiveni gördüğümüz bir katında 2 metre 70 santimini çözebiliyoruz. Geri kalan 1,5 metrelik yüksekliği ya ön bahçede ya arka bahçede çözmek gerekecek. Ön bahçede çözmek çok hani merdivenle indirip çıkarmak çok mantıklı bir çözüm olmayacaktı. Arka bahçede çözmek zorundaydık bu kısmı ve havuzu orta kısma aldığımızda yeterli alan kalmıyordu. Yani Nazlı Hanım'ın da söylediği gibi müşterimiz verandadan çocuklarının oynadığını izlemek istiyor ve hani birisi müstakil bir evde yaşamayı tercih ediyorsa bahçesinin keyfini çıkarmak istiyordur aslında. Havuzu o kısma koyduğumuzda, bu dar bahçeye koyduğumuzda bahçeli bir evde yaşama havasını çok fazla veremezdi kişiye. Zaten peyzaj sunumunda da biraz bahsettim bu konudan. O yüzden hemen verandanın önünde çözmek çok mümkün olmadı havuzu. Havuz konusunda böyle. Türker Bey'in bahsettiği yan taraftaki trotuar konusunda da oraya bahsettiğim gibi hani eğim sebebiyle çok bölmem gerektiği için bahçeyi biraz yeşil alandan kısmamız gerekti. O yüzden de belki hani o aşağıdaki gibi yukarıda da bir çocukların koşup oynayacağı bir yeşil alan oluşturma düşüncesine gittim. Çünkü çok fazla alanımız yok bunun için. Oraya bir trotuar eklesek de sadece gidiş dönüş için olacaktı. Yani bir yere ulaştırma amacı olmayacaktı bizi. O yüzden de kullanmamayı tercih ettim. Bu şekilde. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Irmak Hanım. Faruk Bey, sizin proje hakkındaki görüşlerinizi alalım. Şimdi Emre Bey, bu ev tabii diğer teknik konularla ilgili yorumlarımızın birçoğunu mühendislik değerlendirmesi videosunda yaptık. Tabii bu salon kısmının, yaşam alanlarının genişliğiyle ilgili tam değinmemiş olabiliriz. Burada da yine kısaca değineceğiz. Ama ben öncelikle alt kat, yani bodrum kat ve giriş kat, veranda alanlarıyla ilgili düşüncemi söyleyeceğim efendim. Burada hem alt katta Türker Bey'in dediği gibi o gömülü olma hissiyatı var. Hem de bir üstünde yine binanın dış görseline destek olması açısından parapet yapılması da yine üst kat verandasında biraz gömüde kalmış hissiyatı uyandırıyor. Bu açıdan evimizin verandalarıyla ilgili tabii yine tercih meselesi ama bir soru işareti oluşuyor kafamızda. Bir ikincisi de uzun zamandır çocuk oyun grubuyla ilgili konuşuyoruz. Yani böyle kabaca bir çocuk oyun grubu, işte bir salıncak, kum alanı, çocukların uzun süre vakit geçirebileceği, işte kumla ilgili yaratıcılık falan bir şeyler yapabilecekleri bir alan oluşturulup bunun da verandadan görünebilecek şekilde konumlandırılması güzel olurdu. Eğer ailenin böyle bir isteği varsa. Hem bu altta olabilir hem de üstte olabilir. Mesela burada yer döşemesini mermer yapmışız ve gayet güzel, şık, büyük maliyetlere yapabileceğimiz bir alan. Buradaki alanı orta kısmına halı serilmesinden ziyade burada oturma grubunun olacağı yeri belirlemek açısından mermerin üzerine bir desen oluşturulabilirdi. Bu halı tarzı da olabilirdi ya da etrafı sınırlandırılmış bir alan şekline de getirilebilirdi. O şekilde mermeri daha çok hissetmek isteriz. Yani sonuçta metrekaresine belki 1.000 lira, 1.500 lira gibi ücretler ödeyip yapacağımız bu mermer alanını üzerine halıyla örtmemiz biraz güzelliği saklamak gibi oluyor. Tabii benim kendi şahsi fikrim. Böyle düşünmeyen insanlar da çok olabilir. Sıcaklık, soğuklukla ilgili hissi de yerden ısıtma sistemi yaparak kırmamızda çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum bu mermer alanla ilgili. Bunun haricinde alt kat salonla üst kat salon alanlarını söyleyeceğim efendim. Üst kat salon alanında da yine dediğiniz gibi en ve boyla ilgili 55.4 metrekarelik bir alan direkt geçilmiş. Bu da eğer bu yapı çelik yapılırsa ağır çelik unsurlarına yer vermemiz gerektiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Alt katta da zorunlu olarak betonarme yapacağımız için zorunluluğumuz da toprak altı bir imalat olacağı için oradan geliyor. Burada da yine biraz bizi zorlayacaktır. Ancak duvar diplerinde ya da asma tavan detaylarıyla kirişlerimizi gizleyerek burayı betonarme olarak çözebileceğimizi umuyorum. Bunda çok bir sıkıntı yaşamayacağız. Ancak üst katta biraz maliyetimizi etkileyen bir geniş alan detayı var. Bunu da önümüzdeki günlerde müşterimizle yapacağımız ikili diyalogta bu konuyu kendisine açıp çözüm yollarını araştıracağız veya müşterimiz aynen bu şekilde isterse bu şekilde statiğini çözüp maliyetine biraz katlanacağız efendim. Sizin de dediğiniz gibi yapının zaten şu kısmını betonarme çözeceğiz. Yani bodrum kat betonarme çözecek. Yani çelik konstrüksiyon olsa bu yapı diye söylüyorum. Muhtemel şu planla betonarme çözdüğümüz ağır çelik ve hafif çelikle üst katları çözdüğümüz bir yapı görüyoruz. Veya yapının tamamı betonarme çözülebilir. Burada tabii yapının tamamı betonarme çözdüğümüzde eğer mimar arkadaşlarımızın bu zemin katta dışarıda işte birinci katta yapıyı içeride kurgulamış olması burada da betonarmenin statik olarak biraz zorlanacağı anlamına geliyor gibi bir şu anki ön bir değerlendirmem diye diyorum. Sizce bu durum nasıl olacak burada?
Emre Bey, şimdi bu tasarım projelerde biraz katın az olması ve inşaat sektörünün statik elemanlarının gelişmiş olması biraz mimarlar arkadaşlarımızın elini güçlendiriyor. Yani küçücük binada statik olarak fırtınalar koparıyoruz, öyle söyleyeyim. Büyük ihtimal bu bina en ekonomik olarak üçlü hibrit olarak çözülecektir Emre Bey. Hafif çelik, ağır çelik ve betonarme olarak çözülecektir efendim. Teşekkür ediyoruz. Siz tabii videonuza değinmişsinizdir ama asansör olarak asansör koyulması noktasındaki fikriniz nedir binaya? Yani geçen videomuzda da dediğiniz gibi değindik. Buralarda asansör koymada herhangi bir sakınca yok. Hatta Fatih Bey ile bu konuyla ilgili avantajı olduğunu söylemiştik. Sebebinin de bütün iskeleti olduğu yerde ağır çelik olarak kurgulayacağız ve bunu milimetrik olarak oturtma şansımız olacak. Betonarme imalatlar da sonuçta bir kalıp tahta yani ahşap veya da çelik kalıp da kullanabilirsiniz. Sonuçta burada kalıbın içerisine beton döküldüğü zaman farklı gerilimler olup asansör kuyusunda küçük oynamalar olabiliyor. Bunlar bazen küçük oynamalar büyük oynamalara dönüşüp asansörlerde kritik yani süreklilik arz eden sıkıntılara sebep olabiliyor. Biz bu ağır çelik yapılarda asansörü ayrı bir konstrüksiyon olarak çözeceğimiz için sorun olmayacaktır. Fatih Bey'in de dediği titremelerle ilgili bir soru sormuştu bize. Sonuçta dinamik bir yapı. Statik bir yapıya aralarındaki titreşimden dolayı bizi rahatsız edebilir mi diye sormuştu. Bunu da izolatörlerle üstesinden gelinebileceğini, çok büyük bir sıkıntı olmadığını kendisine söylemiştik efendim. Teşekkür ediyoruz Faruk Bey. Fatih Bey, sizin proje hakkındaki değerlendirmenizi alalım. Nazlı Hanım, elinize sağlık. Projeyi çok beğendim. Genelde benim favorilerim tek katlı ya da iki katlı projelerdir. Ama bu projeyi çok beğendiğimi söyleyebilirim. Dış cephemize baktığımızda girişimizde bir garaj alanı düşünülmesi gerçekten hoş. Ve hep bahsettiğimiz gibi daha geniş bir alana sahip olmasını isterdik. Yani orada hem arabayı yerleştirdiğimizde kendimize de bir alan oluşturmasını isterdik. Onun dışında bu projede daha çok ben planınızı beğendiğimizi söyleyebilirim. Ve aynı zamanda iç görsellere baktığımızda kaburga yapılı merdiveninde çok yakıştığını söyleyebilirim. Ve özellikle bu yapıda ben muhtemelen sahip olsam alt katta, bodrum katta yaşam alanım oluşurdu. Hem odası hem diğer kullanım alanları sayesinde yani diğer katlara pek ihtiyaç bile duymazdım diyebilirim. Ve bu peyzajına baktığımızda da havuzun ortada değil de kenarda konumlanması da benim hoşuma gitti. Şu açıdan önümde geniş bir alan görüyorum ve hani kullanım alanı olarak değerlendirebilirim. Havuzu orada beni engellemiş, kısıtlamış olur gibi hissederdim. Yani sol tarafta değerlendirilip de önümde öyle bir alan oluşturulması hoşuma giden bir durum oldu. Genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Elinize sağlık tekrardan. Teşekkürler Fatih Bey. Abdullah Bey, sizin proje hakkındaki yorumlarınızı alalım. Herkese merhaba. Projeyi ben de genel olarak beğendim diyebilirim. Sadece şu noktaya değinmek istiyorum. İknur Hanım'ın 182 metrekarelik projesi ve mimarımızın Nazlı Hanım'ın projesiyle ilgili özellikle yamaçlı arsası olan müşterilerimiz ilk sosyal medyada gördüklerinde heyecanlanabiliyorlar. Direkt bizi arayabiliyorlar ya da mesaj yoluyla tam benim arsama uygun diyebiliyorlar. Burada şunu fark ettim. Düz arazilere nazaran böyle yamaçlı projelerde de eğimli araziler için de bu şekilde proje tasarlanması biraz farklılık oluşturuyor. Bir farkındalık oluşturuyor. Mimarımızın ellerine sağlık. Kolay gelsin herkese. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Bey, projemiz 7 gündür yayında. Instagram'da ve YouTube'da. Burada aldığınız geri dönüşlerde hiç sizin de fark ettiğiniz asansör detayı, garaj detayı, evin iç cephesinin işte mobilya detayıyla ilgili veya dış cephede görselle ilgili fark ettiğiniz durumlar nedir? Talepler ne yönde? Asansörle ilgili Emre Bey, açıkçası bana denk gelen bir mesaj ya da aramada herhangi bir müşterimizin sorusu olmadı. Belki diğer 3 arkadaşımıza sormuş olabilirler. Çok katlı bir yapı. Asansör gerekebilir illaki. Mantıklı olur. Ama ben garaja değindiler diye hatırlıyorum. Garajın olmasını beğendiler. Zaten genel itibariyle bahçeli evlerimizde modern tarzda inşa ettiğimiz ya da çizilen projelerimizde garajın olmasını istiyorlar zaten. Garajsız olan projelerimize de ekletmek istiyorlar. Böyle bir imkan var mı diye müşterilerimiz sormaktalar. Biz de gerekli revizelerin yapılabileceğini kendilerine iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Zaten şöyle, ben de burada kısaca bir açıklama yapayım. Ardından Fadime Hanım'a bir söz vereceğim. Biz her halükarda müşterilerimiz bu eğimli arazilerle de ilgili söylediğiniz detaya değinerek burada bir bilgi vermek istiyorum. Biz tasarım yapacağımız müşterilerimiz alanlarıyla ilgili işte resmi kurumlardan, belediyelerden, işte İl Özel İdaresi gibi kurumlardan, harita bürolarından aldığımız verilerle beraber tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Zaten her halükarda bize alanın hem
aplikasyon kurukisiyle hem de plan kotisiyle beraber eğim verileri geliyor. O veriler üzerinden arkadaşlarımız gerekli tasarımları yaptıktan sonra biz müşterilerimizle durumu beraber değerlendiriyoruz. Zaten artık bizi tanıyan müşterimiz biliyordur. Biz önce tasarım sözleşmesi ardından evlerimizle ilgili evlerimizin hem görseli teknik şartnameleri hazırlandıktan sonra biz evlerimizle ilgili sözleşme hazırlıyoruz. Bu tasarım aşamasında müşterilerimizin bu hem bodrum kat talepleri işte eğimli arazilerde veya düz arazilerde o garajlı girişler bunların hepsi mimarlarımız ve mühendislerimiz tarafından değerlendirilip kendilerine sunuluyor. Fadime Hanım, sizin proje hakkındaki değerlendirmelerinizi veya sosyal medyada proje hakkındaki görüşler nelerdir? Sizin yorumunuzu alalım. Projeye geçmeden önce ben az önce verdiğiniz bilgi için size teşekkür etmek istiyorum Emre Bey. Çünkü müşterilerimiz bize şunu soruyorlar. İşte önce bizim arsamıza mı geliyorsunuz? Önce arsa yerinde mi görüyorsunuz? Bu tarz mesajlar ve yorumlar sosyal medyadan çok geliyor. Yani arsayı görmeden de bu iki belgeyle de zaten arsalarını tanıyabildiğimiz bilgisini vermiş oldunuz. Önce ona değinmek istedim. Projeye gelince de ben bu projeyi genel anlamda beğendim. Şık, modern, aynı zamanda dışarıdan sade görünümlü bir proje. Çok fazla hani söyleyecek bir yorumum yok. Ben genel olarak hemen hemen her detayını beğendim. Sadece hani iki tane mutfak biraz bana açıkçası fazla geldi. Özellikle bir bayan olarak hani bunun temizliği, koşturması, bu detayları düşününce hani ben olsam kendi adıma iki tane mutfak tercih etmeyebilirdim. Ama tabii müşterimizin tercihi. Tabii ki iç detaylara girdiğimizde her anlamıyla şık bir proje, yaşanılması bir proje olduğunu görebiliyoruz. Nazlı Hanım'ın da elin emeğine sağlık. Gerçekten her detayını çok ince düşünmüş. Hem bu cepheden gördüğümüz alttaki veranda kısmı olsun, hem de üst katında mesela o verandanın tamamını bile kapatmaması. Yani bu düşüncelerin hepsi gerçekten projeye çok yakıştırdığım detaylar oldu benim. Elinize, emeğinize sağlık. Başka da ekleyecek bir şeyim yok. Peyzajı da gayet güzel. Irmak Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Fadime Hanım. Şimdi o söylediğiniz bilgiye ek olarak şunu söylemek isterim. Biz araziyle ilgili verileri ilgili kurumlardan aldıktan sonra tabii hem mimar hem mühendis arkadaşlarımızla beraber arazinin yapısını görmek istediğimizde de yerine gidip incelemede bulunuyoruz. Tabii şart değil. Araziyi biz zaten resmi olarak tanıyoruz. Gelen bize evraklarla beraber aradaki her detayı görmüş oluyoruz ama araziye evin yerleştirilmesi, belki arazide gerekli oylamaların yapılması, müşterimizin tasarım isteğine göre bunlar gerektiği durumlarda da tabii arazide yer görme işlemlerimizi ekip olarak yapıyoruz. Bununla ilgili YouTube'da da videolarımız var. Oradan da takipçilerimiz bu yer görmelerimizi de inceleyebilir. Aslında şu da olabilir. Bu yorumlar kısmında eğer yer alırsa veya müşterimiz merak ediyorsa bu süreci tamamen baştan sona anlattığımız yani Efeoğlu nasıl çalışıyor? Hangi detayları burada göz önünde bulunduruluyor? Yani bir projenin en başından en sonuna kadar yani müşterimizin bize vekalet vermesiyle başlayan süreçten en son bizden anahtar teslim proje almasına kadar geçen süreçte neler yaşanıyor? Bununla ilgili de aslında bir video çekilebilir. Bunda eğer bir talep olursa hem yorumlar kısmında veya sosyal medyada size yazanlar olursa iletirseniz ayrıca bu konuda da bir video çekebiliriz. Teşekkür ediyoruz tekrar Fadime Hanım. Seda Hanım, sizin proje hakkındaki görüşlerinizi ve yorumlarınızı alalım. Öncelikle elinize sağlık Nazlı Hanım. Projeniz genel olarak güzel görünüyor. Eğimli bir arazi üzerinde yapılabilecek en güzel çözümü uygulamışsınız. Dış cephede kullanılan renkler uyumu sağlamış. Aynı şekilde iç cephe kısmına geldiğimizde de uyumu yakaladığımızı düşünüyorum. Kullanışlı bir ev olmuş. Elinize, emeğinize sağlık Nazlı Hanım. Seda Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Hüseyin Bey, sizin proje hakkındaki görüşleriniz nedir? Nazlı Hanım, ellerinize sağlık. Benim de araziye uyumuyla ve dış görüntüsüyle gayet beğendiğim bir proje oldu. Benim eleştireceğim noktalar özellikle giriş kat planı yani zemin kat planına ben birazcık değinmek istiyorum. Burada 182.1 metrekarelik devasa bir alan görüyoruz. Ve bu alanın kullanımı bence biraz zayıf. Yani müşteri muhtemelen bu şekilde bir tercihte bulundu. Fakat normalde 182 metrekarede 3+1'lik bir evi garajıyla beraber çözebildiğimiz örnekler gördük. Burada bu ferahlık yakalanmak istenirken alan bence biraz israf edilmiş. Yani bu alanı bence biraz daha verimli değerlendirebilecek bazı çözümler olabilirdi. Bir farklı odayla daha bölünebilirdi belki. Türker Bey'in de bahsettiği birkaç detay olmuştu. Onlar yapılsa biraz daha verimli kullanılabilirdi bu alan diye düşünüyorum. Üst kata geldiğimizde üst katta balkon olmaması beni de üzdü açıkçası. Ama balkon tasarımı bozacak olsa bile belki tamamen açılır bir kapıyla o cam yüzeyler değiştirilirse o balkon hissiyatını tam dışarı çıkmadan da müşteriye biraz yaşatabiliriz
diye düşünüyorum. Belki bu bir çözüm olabilir ama görünüş olarak dışarıdan bakıldığında bu görüntü gayet güzel olmuş. O anlamda çok fazla eleştirmiyorum bu noktayı. Üst kat ve zemin katla ilgili yine bu merdivenlere bakan cephelerde büyük cam yüzeyler kullanılmış. Bu büyük cam yüzey kullanımını yurt dışında da ben pek çok projede görüyorum. Yani devasa bir cam yüzeyi kullanılıyor. Bu çok aydınlık ve ferahlık sağlıyor. Ama ben bu konuda hala tereddütlere sahibim. Bu mahremiyet anlamında da bizi zora sokan, temizlik anlamında da bizi zora sokan bir unsur. O yüzden bunun tercih edilmesi, yani şahsım adına asla tercih etmeyeceğim bir şey ama bilmiyorum tercih edenler bu dezavantajları nasıl ortadan kaldırıyorlar, düşünmek lazım. Onun dışında render alınırken mermer zemin olarak gösterilmiş zemin katın zemini. Ama uygulamada yani teknik şartnameye baktığımız zaman bu mermer zemini göremiyoruz. Bu da ufak bir hayal kırıklığına yol açabiliyor. Çünkü mermer çok şık gösteriyor. Özellikle de yani Ankara için olmasa da ben sıcak iklimlerde mermeri çok seviyorum. Ama şimdi bunun yerine laminat koyduğumuz zaman bu tasarım tamamıyla bozuluyor. Yani bütün bu iç tasarımı baştan ele almamız gerekebiliyor. O yüzden uygulanacak tasarıma uygun bir şekilde render alınmasını ben daha çok arzu ediyorum bu konuda. Ama eğer iki seçenek sunulursa bu da olabilir. Hem işte mermer olarak biz böyle bir tasarım yapıyoruz. Hem de laminat yaptığımızda da böyle bir görüntü oluşacak diye iki farklı şekilde sunulabilirse size çok zahmet olacaktır ama böyle olması güzel olur diye düşünüyorum. Onun dışında değinmek istediğim alt kata indiğimizde bodrum katın planını ben sevdim. Mutfak boyu da müşterininkiler talebini de göz önünde bulundurarak bence çok abes değil. Barbekü alanının üzerinin kapalı olması, burada Emre Bey de zaten değinmişti. Buraya mutlaka bir dumanı direne edecek bir çözüm bulmak zorundayız. Çünkü evin zaten duvarları beyaz. Bu duman çok ciddi anlamda bizi etkileyecek. Bir de taşınabilir bir barbekü ünitesi koymuş olmak yine çok büyük bir çözüm değil. Çünkü yağışta havalarda ve hani ufak tefek zemin ıslak olduğu zaman müşteri yine kapalı alanda bu barbeküyü kullanmak isteyecektir. Böyle olduğu durumlarda mutlaka bir baca çözümü geliştirilmesi gerekiyor. O konuda diğer eleştirilere ben de katılıyorum. Onun dışında peyzajla ilgili zaten peyzaj videosuna da yazmıştım yorum olarak. Genel olarak güzel çözümlemeler yapılmış, araziye uygun çözümlemeler yapılmış ve evle güzel bütünleştiğini düşünüyorum. Sadece bu mahremiyet demiştim bu cam yüzeylerden ötürü. Bu cephede belki duvar birazcık daha yüksek tercih edilebilirmiş. Onun dışında bu konuda da söyleyebileceğim çok fazla bir durum yok. Elinize emeğinize sağlık. Hüseyin Bey, öncelikle teşekkür ederim. Şimdi zemin kattan başlayayım. Ben şöyle düşünüyorum. Biz gittikçe büyüyen bir firmayız artık. Hani eskiden çok 100 metrekare, 150 metrekare yaparken şu an 400-500'lere çıkıyoruz. Müşterilerimizin istekleri gerçekten çok değişiyor. Zemin katta villalara ve projelere baktığımız zaman çok büyük alanlar kullanıldığını görüyoruz. İçeride de gerçekten yaşadığımız zaman çok hoş olduğunu düşünüyorum. Bizim hayranlık duyduğumuz projeleri şu an yapmaya başladığımı düşünüyorum. Her zaman 180 metrekareye 3+1 sığdırmak zorunda değiliz. Çok haklısınız. Size israf gibi gelebilir ama müşterimizin hayali olduğu için bu çözümün aslında güzel olduğunu düşünüyorum ve geliştiğimiz için de böyle projeler yapmak adına çok mutlu olduğumu düşünüyorum. Çünkü bu her zaman denk gelmeyebiliyor böyle projeler. Bu yüzden 180 metrekare 3+1 olarak da değerlendirebiliriz. Sadece salon mutfak olarak da değerlendirebiliriz düşünüyorum. Gelişmelere açık olmalıyız bence. Üst kat balkona gelince aslında veranda alanı ve balkon alanımız çok büyük olduğu için balkon tekrar koymak istemedim. Bu sefer eleştirilerinden biri çok fazla balkon oldu olacak. Böyle düşünüyorum. Bunun yerine üst katta zaten büyük pencereler kullanmaya çalışıyorum. Fark ettiyseniz çift taraflı pencereler var. Yani hem sağını hem önünü görebilecek şekilde. Bunu balkon olarak değerlendirebilir diye düşünüyorum. Hani yatağında oturduğu zaman gayet rahat bir şekilde dışarıyı görebiliyor. Bu renderlerimizde de görüyoruz. Barbekü alanımıza gelince. Barbekü alanında gerçekten ben de baca olmasını yaparken çok istedim. Hatta orada çıkarırken de şeyden çıkarmak istedim. Orada kolonumuzdan acaba bir baca dumanı falan çıkarsam falan da düşündüm ama bunun gerçekten projeyi biraz yoracağını düşündüğüm için yapmadım ama geliştirebiliriz. Yine diğer mimar arkadaşlarımızla oturduğumuz zaman nasıl bir çözüm yapabileceğimizi bulabiliriz. Yine de orada bir barbekü alanı olması gerekiyor gibi geliyordu. Sadece tezgah yapmayı düşünmüştüm aslında başta ama sonradan barbekü alanımızı koyup duman bacasını daha ilerleyen aşamalar bir çözüle gideceğimizi düşündüm. Diğer bir mesele de arka taraftaki büyük pencere. Şimdi bu projemiz aslında kuzey, güney ve aslında girişe göre biraz farklı bir proje oldu. Bizim salonumuz burada kuzeye bakıyor. Güney tarafından da ışık alması gerekiyordu ve bu taraftan merdivenin de aslında biraz büyük pencerelerle ışık almasını istedim. Bir de çok güzel bir merdivenimiz var. Dışarıdan da gözükmesini istedim açıkçası. Büyük pencereleri sizin aklınızda gerçekten projelere
hepimiz çok yakıştırıyoruz. Mahremiyet açısından evet biraz sorun ama bunu da yani içeriye göstermeyen pencerelerle çözebileceğimizi düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Teşekkür ederim. Bu arada ben değinecektim. Siz hatırlatmış oldunuz. Görünüş olarak büyük pencereleri ben de beğeniyorum. Yani görünüşünde herhangi bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi mahremiyet anlamında ve temizlik anlamında benim hala soru işaretleri oluşturuyor kafamda. Bir diğer hususta başta değindiniz. Artık projelerin gelmiş olduğu nokta gerçekten çok güzel bir nokta. Yani yaklaşık 6 aydır sanırım birlikteyiz bu firmada ve ilk çizdiğiniz projelerle şu an çizdiğimiz projelere kıyasladığımız zaman gerçekten aradaki farkı görmek beni de çok mutlu ediyor. Şu anda geldiğimiz nokta bu anlamda çok sevindirici. Hani yarın bir gün bir proje yaptırmak istesem bu tarz bir tasarımı gerçekten ben de çok arzu edebilirim, isteyebilirim. O anlamda hani gelişiminiz anlamında da gerçekten çabalarınıza ve emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Az daha mahremiyet konuşsaydınız bina için Diyanet'ten fetva isteyecektim. Teşekkür ediyoruz Sayın Bey ve Naz Hanım'a. Ben de bu noktada biraz daha Naz Hanım dediği gibi 180 metrekare evet zemin katta geniş bir alan ama yani bir villa istediğimiz zaman da orada 3+1 bir eve dönüştürmek fikri bana da çok cazip gelmiyor. Zaten üst katta odalarımızı çözebiliyoruz. Bunun için ayrıca bir alt, zemin katta belki bir oda gerekebilir. Genelde zaten benim hem ofise gelen müşterilerimize görüştüğüm veya telefonla da görüştüğüm müşterilerimize de gördüğüm kadarıyla zemin katta geniş salon mutfak detayı, geniş bir veranda, belki bir tane oda giriş kat için ama üst katta 3 oda şeklinde veya 2 veya 3 oda şeklinde çözümler bizden genel istenen çözümler. Bu anlamda sadece ben Türker Bey'in eleştirisi ve sizin de üzerine değinmiş olduğunuz durum için söyleyeceğim. O giriş kısmında bu alan biraz daha iyi çözümlenirse ben gayet şık bir giriş ve alan olarak düşünüyorum. Hem firmanın da dediğiniz gibi bundan 6 ay önce, 1 sene önce yaptığımız projelerle şu an yapmış olduğumuz projeler, tasarladığımız projeler arasında giderek gelişen ve bizi de bu anlamda motive eden bir gelişimi var. Güzel tasarımlar geliyor mimar arkadaşlarımızdan. Onlar da her geçen gün kendi yapmış olduklarının üzerine biraz daha koyarak kendilerini bu anlamda güzel bir şekilde geliştirerek bizlerine takdirini topluyorlar. Ben hem mimar hem mühendis arkadaşlarımıza ve daha doğrusu firmanın tüm çalışanları bu anlamda her geçen gün kendini geliştiriyor. Biz gelişmeyi seviyoruz, geliştirmeyi seviyoruz. Ben en son olarak hem bu projeyi sizden yorumlayan arkadaşlardan, sosyal medyadaki arkadaşlardan proje hakkındaki notlarını merak ediyorum. Onları da aldıktan sonra videomuzu tamamlayacağız. Nazlı Hanım'ın projesine Türker Bey sizinle başlayalım. Not değerlendirmeniz 10 üzerinden kaç? Ben 8 veriyorum. İknur Hanım. Ben 9 veriyorum. Irmak Hanım sizin... 10 üzerinden 9. Faruk Bey. Nazlı Hanım'a çok şık bir proje yaptığını söylemeyi unuttum yorumun başında. 10 üzerinden 9. 9. 9. Abi sizin abi kardeş evde bir not verememe durumu var sanki. Fatih Bey sizin projeye notunuz nedir? 10 üzerinden 8 veriyorum Ömer Bey. Abdullah Bey sizin değerlendirmeniz nedir? 10 üzerinden 8. Mermere yazık oldu Abdullah Hocam. Ona ben de 10 bekliyordum ama... Abi şeyde sevmiyor. Onu söyleyeyim. Zeminde değil. Duvarda mermer istiyor Abdullah Bey. Aynen. Özellikle televizyon izlerken televizyon ünitesinin çevresine mimarlarımız yaparsa benden hatta bundan sonra 10 alabilirler. Üçüne de söylüyorum buradan. Zeminde değildi arkadaşlar. Özellikle televizyon ünitesinin etrafına ya da yemek masasına yapabilirsiniz. Mermer kutsaldır. Ayaklar altına alınamaz diyorsunuz yani. Aynen. Teşekkür ediyoruz Abdullah Bey de. Fadime Hanım sizin bu anlamda notunuz nedir? Ben de 9 veriyorum. Teşekkürler. Seda Hanım sizin değerlendirmeniz? 10 üzerinden 9. Teşekkürler. Hüseyin Bey sizin değerlendirmeniz nedir? 10 üzerinden 7. Teşekkür ediyorum. Ben de 10 üzerinden 8 veriyorum projeye. Özellikle ben yorumda da belirtmiştim. İç cephe renderlarının kaliteli olması benim 7'den 8'e doğru not vermeme sebep oldu. Onu söyleyebilirim. 7 diye düşünüyorum ama 8'i verdim renderların başarısından dolayı. Burada mimar arkadaşlarımızın, peyzaj mimarımızın, mühendislerimizin, sosyal medyada görevli, çağrı merkezinde görevli arkadaşlarımızın değerlendirmelerini alıyoruz. Tabii hepimiz bir konuda yani bunun mimari, tasarım ve mühendislik konusunda uzman değiliz. Sadece kendi bildiğimiz kadarıyla kendi açımızdan bize gelen yorumlarla, bize gelen eleştirilerle projeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada müşterilerimizin projeyi tasarlamış olması, yani müşterilerimizle beraber tasarlamış ve müşterimizin projeyi beğenmiş olması zaten önceliğimiz. Ama tabii ki bütün projeleri, bütün tasarımları herkes beğenecek diye bir şartımız da yok. Kimisine göre geniş salon, mutfak detayları projede güzel, hoş gözükürken kimisi zaten mutfağı ayrı da isteyebiliyor. Tamamen salondan ayrı isteyebiliyor. Yani o kişinin kendi zevki, kendi
yaşam tarzı, yaşam standardı. O anlamda bu projeleri eleştiriyor olmak, projenin kötü olduğu, projenin kullanılmayacak proje olduğu anlamına gelmiyor. Sadece kendi görüşlerimizi bildiğimiz kadarıyla aktarmaya çalışıyoruz. Ben feyzsiz mimarıyım, mimar değilim. Mimar kadar bu projenin tasarımını bilemeyeceğim belki. Veya mühendis değilim. Mühendis arkadaşlar gibi bu projenin statik noktasındaki, uygulanabilirliği noktasındaki veya yalıtım noktasındaki detaylara onlar kadar hakim olamayacağım belki. O yüzden proje değerlendirmelerimizi biraz daha hem arkadaşlarımızın projeyi tanıması, proje hakkında biz çok soru alıyoruz. Bu proje hakkında yüzlerce soru aldık. Bu detayları biliyor olmamız veya bize gelen bu soruları dışarıda mesela sosyal medyadaki arkadaşlarımıza gelen o yüzlerce soru müşterilerimize verecekleri cevabı diyelim ki ya burada biz asansör yapabilir miyiz sorusuna bir cevap verebilecekler mi? İşte bu da mühendis arkadaşlarımızla burada değerlendirmemizde ortaya çıkan sonuçlar olabiliyor. Hem kendimiz bu anlamda tekrar tekrar bilgi olarak da geliştirmiş oluyoruz. O anlamda proje değerlendirmeleri önemsediğimiz bir nokta. Ve bütün arkadaşlarımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Projemizin notu nedir Fatih Bey? Ortalama 8.4 oluyor Emre Bey. Nazlanım teşekkürler. Gene başarılı bir projeydi. Elinize, emeğinize sağlık. En başta da belirttiğim gibi proje hakkındaki diğer yorumları, değerlendirmeleri yorumlar kısmında sizlerden de alırsak kendimizi geliştirme noktasında fayda sağlıyor. İlginize, alakanıza teşekkür ediyoruz. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.